Merhaba. Yine güzel, dop dolu içeriklerle karşınıza geldiğimiz harika bir hafta bizleri bekliyor. Sizlerle gene kavuştuk. Hatırlayacaklar olanlar, yani hatırlayabilecek olanlar için geçen hafta şöyle bir şey söylemiştim. Bana bir kafeden bir teklif gelmişti. Bu teklifi görüşeceğimi, eğer şartlarda anlaşırsak da bu kafede bazı çalışmalar yapacağımı söylemiştim. Geçen hafta benim adıma yükseleni Başak olan bir balık kadını olarak çok verimli geçti ve bu kafeyle anlaştık. Antalya'da, Konyaaltı'nda, Liman Mahallesi'nde Robert's Cafe ile alakalı artık görüşmelerimiz tamamlandı. Şubat itibarıyla orada her hafta pazartesi günleri haftalık burç yorumlarımızı, astrolojik gezegen hareketlerimizi, bizleri neler bekliyor, çok kısa işte harita analizlerimizi yapacağız. Ve çarşamba günleri de sanırım rüya atölyesini kurmaya karar verdik. Pijamalı bir eğitim başlatacağız. Hepimiz pijamalı olacağız. Pijamalarımız da o kafenin içinde saatlerce eğitimlerimizi alacağız. Ve böylelikle rüyalara nasıl yatmamız gerektiği, rüyalardan en doğru mesajları nasıl alabileceğimiz konusunda oldukça aydınlanmış olacağız. Tabii bunun yanında haftada bir gene aynı kafede, Robert's Cafe'de kişisel gelişimle ilgili maddi bolluk ve bereketi nasıl çekebileceğimiz, öfke kontrollerimizi nasıl yapabileceğimiz, zaman nasıl etkin kullanabileceğimiz, stres yönetimi gibi birçok konularda mesela iletişimde en doğru dil kalıplarını nasıl yapabileceğimiz konusunda da kısa, küçük, mini eğitimlerimiz ve seminerlerimiz olacak. Tabii ki hepinizi orada görmek, özellikle Antalya'da yaşayan takipçilerimizle orada buluşmak, orada karşılaşmak, orada kaynaşmak benim için harika olacaktır. Şimdi bu kısacık dipnottan sonra bakalım bu hafta gökyüzünde neler oluyor ve bizleri nasıl etkileyecek. Şimdi haftanın ilk günlerinde işte öğlen sularında biraz boşluk etkisi olacak. Yani ay boşlukta kalacağı için biraz böyle ayın farklı bir enerjisiyle başlıyor olacağız. Bir kere ay boşluktayken netleşmeyen bazı durumlar yaşama ihtimalimiz çok fazla. Bu yüzden çok fazla lütfen aceleci olmayın diyorum. Aslında haftanın en olumlu günü de sanki böyle 16 Ocak gibi duruyor. Çünkü bugün de Ay, Merkür, Neptün, tüm bunlar çevreye çok çok güzel etkiler katabiliyor. Şimdi Ay böyle çok yüksek bir kas sayıdayken verim ve güveni, işte Merkür devredeyken iletişimi, beceriyi, Neptün mesela varken yardımlaşmayı, daha böyle yaratıcılığı tamamıyla bunları aslında sembolize ediyor. O yüzden bütün bu Merkür'ün, Ay'ın, Neptün'ün gökyüzünde oluşması işte bize yaratıcılığı, faydaları, iletişim becerilerini getirecek en güzel gün gibi düşünüyor. Ve tabii ki şöyle de bir durum var. Bu transitleriniz kendi özel doğum haritalarınızda hangi evinizde ise o konularda da olumlu etkiler söz konusu. Sonra ay boşluktan çıkarak balık burcunda transitine devam edecek. Tabii bu süreçte hayal gücümüz çok yoğun bir şekilde çalışabilir. Fazla duygusal davranışlar içerisinde de olabiliriz. İşte fedakarlık yapmak, özveride bulunmak, tamamıyla bunları isteyebiliriz. Duygusal yönden çok hassas olacağımız bir süreç. O yüzden fazla beklenti içerisinde aslında olmamak çok daha faydalı gibi duruyor. Şimdi 21 Ocak'ta da sabah saatlerinde aslında gerçekleşecek olan bir ay tutulması var. Tabii bu ay tutulmasının etkilerini biz 21 Şubat'a kadar çok yoğun bir şekilde hissedeceğiz. Ve tabii bu tutulma Aslan Burcu'nda gerçekleşecek olan tam ay tutulması. Aslında hem ülkemizi hem de bireysel olarak hepimizi etkileyecek bütün bu ana temaları
6 Ocak'taki şu güneş tutulması var ya, işte o güneş tutulmasıyla birlikte karşımıza çıkan olaylar falan, işte tamamıyla bunlarla bir bütünleşme niteliğinde olacak. Aslında tutulmanın gerçekleştiği burç, haritanızın hangi evine denk düşüyorsa, o evin konuları üzerinde tutulmanın etkilerini çok yoğun bir şekilde yaşayacağız demektir bu. Bu her tutulma ya da yeni ay dolunaylar için geçerli. Şimdi burada unutulmaması gereken, daha doğrusu dikkat edilmesi gereken bir durum var. Ay bizim duygularımızı, güneş mantığımızı temsil eder. İşte ay dişil enerjiyi, güneş daha eril enerjiyi temsil eder. Tabii ne oluyor? Doğal olarak da bu tutulma zamanlarında bu iki enerji biraz savaşacak içimizde. Ve tutulmalar, yani ay tutulması, dolunaylar yani, tamamlanmayı temsil ediyor. Hani yeni ay, yeni başlangıçlar, dolunay artık onların tamamlanması. Güneş tutulmaları biliyorsunuz yeni ayda yeni başlangıçları anlattı. Kediler rahat vermeyip sürekli koşturunca biraz kamerada oynamalar olabiliyor. Kusura bakmayın bu açıdan. Dediğim gibi doğal olarak bu tutulma zamanları iki enerjiyi biraz savaşı yaptıracak içimizde. İşte ay tutulması, yani dolunaylar tamamlanmayı temsil ediyor doğal olarak. Şimdi güneş tutulması yeni ayı, yeni başlangıçları anlatırken bize ay tutulması da dolunayı dedik anlatıyor. Tabii bu tutulmanın o kadar güzel de etkileri var ki, güneş tutulması zamanında yaptığınız, başlattığınız her durumun neticesini alacağımızı anlatıyor. Tabii burada olumlu ya da olumsuz, yani negatif ya da pozitif nasıl yaklaştığınız olaylara çok önemli. Pozitif yaklaşanlar için çok olumlu sonuçlar, ama negatif eylemlerde bulunan, bu düşüncelerde, bu duygularda kalan insanların da maalesef negatif etkilerini, ya yani ektiklerini biçecekler, onu söyleyeyim. Netleşmeler yaşayacaklar hayatlarında. Bu yüzden eyvah tutulmalar, gene zorlanacağım diye düşünmeyin sakın. Çünkü aslında bizim hayatımıza değişmesini istediğimiz birçok olayı da bu tutulmalar biraz geçerli kılıyor. Bizim hayatımıza getiriyor aslında. Şimdi bakalım, bütün bu gökyüzü hareketleri, dolunayın etkisiyle beraber hayatımızda neler oluyor? Sevgili koçlar, yükseleni ay burcu koç olanlar. Evet sevgili koçlar, haftaya bir kere sizin enerjinize başlıyoruz. Ay koç burcunda ilerleyecek, yani bu hafta çok önemli haftalardan bir tanesi sizin için. Ay boğa burcuna geçecek, yani birkaç gün boyunca da maddi konularla ilgili olacaksınız. Bu haftaya bir kere baktığınız zaman diğer insanlarla olan bağlantılarınıza çok güzel gelişmeler, geri plandan yapılacak işlerinizde işte güzel, ne bileyim, başka insanları düşünerek attığınız adımlar, işte bunlar tamamıyla sanki önem kazanıyor gibi bu aralarda. Özellikle bu hafta sonunda dolunayın da etkisinde kalarak daha ailevi kararlar alabilirsiniz. Çünkü sizin 5. evinizde bir tutulma yaşayacaksınız. Şimdi 5. ev işte aşkı, hobileri, sanatsal aktiviteleri temsil eder. Hani bir süredir meşgul olduğunuz konular artık bu dönemde netleşebilir. Mesela cuma günü özellikle iş hayatınıza, yabancılarla yapılacak olan işlerinizde, eğitim alanlarınıza çok güzel gelişmeler devrede olabilir. Bir kere özel hayatınız oldukça hareketleniyor. Hayatınızda bir insan yoksa tanışabilirsiniz. Eğitim yerlerinde, işte dış ortamlarda, seyahat halindeyken ya da işte istediğiniz sonuçları bu dönemlerde o kadar gönül rahatlığıyla alabileceksiniz ki. Bir kere önünüzdeki bir aylık dönemde odaklanacağınız konular hayatınızın merkeze olacak olan konular olacak. Yani bunlar da neler? İşte arkadaşlıklarınız, biraz daha böyle sosyal ilişkileriniz, iş hayatınızdan kazandığınız gelirler, grup aktiviteleriniz, evet bunlar çok fazlasıyla ön planda olacak. Bu hafta başarılı bir profesyonel veya iş etkinliği için çok güzel fırsatlar da yakalayabilirsiniz diye düşünüyorum. İşte sunumlarınız, ürünleriniz için yeni müşteriler, işte pazar yerleri, alanları bulmak denir ya, doğru bir pazar alanı oluşturmak, işte bunun için çok iyi bir zaman. Bu haftaki eğiliminizin çoğu
akrabanız, iş arkadaşlarınız ya da herhangi bir ilişki halinde olduğunuz bir arkadaşınız olabilecek. Tabii aslında iş arkadaşınız olabilecek olan bir adamın tavsiyesine veya yardımına bağlı olarak eylemleriniz de değişebilir bu dönemde. Evet, bu hafta bir kere Jüpiter ve Neptün arasında sert bir kontak oluşacak ve Şubat ortasına kadar da etkisi devam edecek. Bu etkileşim böyle biraz abartılı bir hayal kırıklığı, işte gereksiz yere fazlaca iyimser bir hava, güvenilir bir zeminde ilerleyememek, gelen fırsatları doğru değerlendirememek veya bizlere hani yapılan bazı vaatlerin altının boş çıkması anlamına da geliyor. Şimdi ben her burçta bunu tekrarlayacağım ama bu normalde hepimizi ilgilendiren bir durum bu. Ama etkilendiğimiz alanlar bu konuyla farklı olacak. Şimdi aklınıza takılmış olan, sizin bazı sorunlarınız varsa çözümlerinin farkına varabilirsiniz bu alanda. Parasal olarak geciken bazı haberler biraz kaygı duymanıza da neden olabilir. Şimdi bu dönemde yurt dışı ile ilgili ticari bir takım girişimleriniz olacaksa tüm planlarınızı ve projelerinizi lütfen yeniden değerlendirin. Kimsenin ipiyle kuyuya inmeyin derim. Çünkü tamamen böyle gökyüzünde biraz aldatıcı ve illüzyonlar var. Hedeflerinizden şaşabilirsiniz o yüzden bu dönem içerisinde. Duygularınız ve gerçekler arasında biraz bunalabilirsiniz. İletişim kaynaklarınızda değişiklikler yapacaksınız çünkü. Hangi kaynağı kullanıyorsanız, kullanmadığınız başka bir kaynak, başka bir iletişim kalıbı ya da tekniğini bulabilirsiniz. Karamsarlık veya aşırı duyarlılıktan bu dönemde aman diyorum lütfen kaçının. Şimdi hafta sonu itibarıyla da Güneş Kova burcuna geçiyor. Bu da sosyal çevre ortamlarınızın biraz hızlanacağı bir döngüye merhaba diyeceksiniz anlamına geliyor. Bir ay boyunca daha fazla böyle toplumsal konularla ilgili olacaksınız. İşte böyle sosyal çevreniz, arkadaşlarınız ya da onlarla beraber yapılacak işleriniz daha böyle ön plana çıkacak gibi. Sanki sizin için daha önemli olacak gibi duruyor. İşten elde edilen gelirlerinize de aslında daha fazla odaklanacaksınız. Siz daha fazla hareketleniyorsunuz. Zaten hareketli bir burçsunuz. Daha fazla hareketleniyorsunuz ve sosyalleşiyorsunuz sevgili koçlar. Ne diyelim burada? Tadını çıkarın. Sevgili boğalar, yükseleni ve ay burcu boğa olanlar. Siz haftaya biraz geri planda duracağınız etkilerle giriş yapıyorsunuz. Hemen böyle yarın akşam saatlerinde aslında ay sizin burcunuza geçecek ve çarşamba akşamına kadar sizin burcunuzda biraz ilerleme yapacak. Bu da nedir? Hareket serbest. Daha da artacak hareketleriniz. Daha serbest bir döngüye giriyorsunuz çünkü. Parayla aranız zaten çok iyi. Yani iyi hesaplamacılardansınız. Parayı iyi tutan bir burçsunuz aslında. Dolunayla birlikte de para konusunda daha başarılı olacaksınız. Hani maddi birikimler konusunda yıl sonuna kadar değişimler yaşayabilirsiniz. Gerçi sizin bu Dolunay 4. evinizde yaşayacağınız güçlü bir tutulma olacak. Bu da şu anlama geliyor. İşte aile hayatınız, yaşam alanlarınız, buralarda biraz değişimler söz konusu olabilir. Mesela ne olabilir? İşte belki taşınabilirsiniz, evinize değişiklikler yapabilirsiniz. İşte ailenizin içinde beklediğiniz bazı durumlar varsa ya da konuşmalar varsa yapılması gerekenler, bunlar biraz daha netleşebilirler. Bir kere kariyerle ilgili hedeflerinizi ve beklentilerinizi tekrar gözden geçirmeli ve daha net kararlar almalısınız. Şimdi bu süreçte fikirlerinizin diğer insanlar tarafından takdir edilmesi moralinizi bir kere yerine getirecek. Özellikle Cuma günü
Cuma günü hani böyle evinizin dışındaki olan durumlarda ve para konularınızda çok güzel etkilere sahip olacaksınız. Ve istediğiniz sonuçlar karşınıza bu konuda çok rahat gelebilir. Cuma günü değerlendirebilirsiniz. Hafta sonu dikkatli olmanıza fayda var. Çünkü hafta sonu gerçekten gökyüzü oldukça hareketli, değişken. Özellikle cumartesi günü mesela böyle daha yabancı ortamlarda, değişik yerlerde çok çabuk böyle tepkiler vermeye de biraz meyilli olabilirsiniz. Ve vereceğiniz tepkilerde de hani sabırsız davranacağınız için biraz sizi tetikleyebilir sevgili boğalar. O yüzden birazcık dikkat etmenize fayda var. Önünüzdeki bu bir aylık dönemde odaklanacağınız, hayatınızın merkezinde olacak konular ne biliyor musunuz? İş, kariyer, mesleki konular. Tamamıyla bunların üzerinde biraz odaklanacaksınız. Bu bir aylık süreçte mesela terfiler alabilirsiniz. İş değiştirebilirsiniz. İş hayatınızın her adımınızda, yani doğru ya da yanlış bunu bilemem, ama görünür olacaksınız. Bazılarınız muhtemelen bir süre yani etkili olan bazı durumlar yaşayacak. Mesela nedir bu durumlar? İşte bir kadınla hoş olmayan bir konuşma ya da anlaşmazlığa çözüm aramakla meşgul olabilirsiniz. Bir kadın figürü hayatınız olabilir. Bu hafta mesela akraba çevrenizdeki bir kadınla da ilginç ya da hani farklı, belki de yararlı sohbetler yapabilirsiniz. Bu kız kardeşiniz, kızınız olur, anneniz olur, teyzeniz olur, kuzeniniz olur, bilemem. Çoğu zaman da bu iletişim sizi olumlu duygularla suçlayabilir aslında. Ya da birikmiş gerilimlerden kurtulmanıza da yardımcı olabilir. Yani enteresan bir durum var. Burada bakış açınız çok önemli ve çok etkili olacak. Bu hafta Jüpiter'le Neptün arasında dedik ya sert bir kontak oluşuyor ve Şubat ortasına kadar da devam edecek bir etki bu. Şimdi bu etkileşim abartılı bir hani dedik ya hayal kırıklığı, gereksiz yere fazlaca iyimser bir hava, güvenilir zeminde ilerleyememek, gelen fırsatları doğru değerlendirememek gibi altının boş çıkması gereken durumları da işaret ediyor. Ve o yüzden bu dönemde özellikle sosyal ilişkileriniz, arkadaşlıklarınız ve parasal konularınız, hani bu borçlar, ödemeler, vergiler gibi birçok konuda bunları yaşayabilirsiniz. Hani bu güvensizlikleri ya da hayal kırıklıklarını bu dönemde yaşayabilirsiniz. Ve pazar günü Güneş Kova burcuna geçiyor. Bununla beraber de daha fazla kariyerinize ve iş konularınıza odaklı bir döneme merhaba diyeceksiniz. Bir ay boyunca kariyerinizde ve işinizde kendinizi göstermek, ön plana çıkmak o kadar önemli olacak ki bu dönemleri çok iyi değerlendirin. Sevgili ikizler, yükseleni ve ay burcu ikizler olanlar, bir kere sosyal çevrenizle beraber yapacağınız işler öğlen saatlerinde yarın biraz daha önem kazanıyor. Ama biraz ani kararlar, işte bazı sürpriz bir takım gelişmeler, duygularınızdaki iniş çıkışlar, işte bu pazartesi öğle saatleri ve öğleden sonraki saatlerde hayatınıza daha fazla sanki etkili olacak gibi. Hani pazartesi biraz dikkatli geçirmenize yarar var. Benim de kızımın yükseleni ikizler. Ona da bugün sabah uyarılarımı yaptım yarın için. Yarın sabah da yapacağım tabii ki tekrar. Şimdi akşam saatleri itibarıyla perşembe gününe kadar biraz daha sakin olmayı isteyeceğiniz bir döngü içinde olacaksınız. Dolunay sizin için çok büyük bir önem taşıyor aslında. Ay sizin burcunuzdan çıkıp gidiyor ama çıkıp gitmesi sizi rahat bırakacağı anlamına gelmiyor. Hala onun etkisi altındasınız. Mesela ikili ilişkilerinizde bazı kararlar alabilirsiniz. Mesela yeni başlangıçlar da yaşayabilirsiniz. Bu hafta aslında maddi anlamda huzursuz olabilirsiniz belki. Çünkü sizin üçüncü evinize gerçekleşiyor bu tutulma. İşte yeni iletişim ya da yakın çevre bağlantıları tamamıyla bunlarla ilgileneceksiniz. Aslında farklı iletişim teknikleri bulmanız size farklı çevre bağlantılarının da yanında getirebilir. İşte bilgi paylaşımı mesela artacak aslında bu dönem içerisinde. Hatta
iletişime dayalı bir işe başlamanız da olası gibi duruyor sevgili ikizler. Ayrıca kardeşlerinizle alakalı da yeni gelişimler çok olası. Şimdi kızımın yükseleni ikizler, oğlum da yengeç ya. Diyorum inşallah belki de Ankara sevdası bitecektir diye düşünüyorum. Şimdi bu hafta insanlarla iletişiminiz, sosyal ve mesleki yaşamınız için çok önemli. Hafta sonu çok kolay tepki vermeye meyilli olacaksınız her şeyden önce. Sıkılganlıklarınız çok yüksek olacak. Böyle değişik, farklı ve sıra dışı konu ve olaylar daha fazla ilginizi çekebilir. Parasal konularda da, onu da söyleyeyim, ani bir takım sürpriz gelişmeler ve ani adımlardan uzak durmanız bu dönemde çok önemli. Yani ani ve çabuk tepkiler vermeyin. Hafta boyunca hoş olmayan bir olay olabilir. Veya sizin başınız olmaz ama tanıdığınız muhtemelen de başka bir evde ya da başka bir yerde yaşayan biri hakkında hoş olmayan bir haber şeklinde de alacağınız bir durum olabilir. Şimdi önünüzdeki bu bir aylık dönemde odaklanacağınız konular, hayatınızın merkezinde olacak konular, yurt dışı, yabancılarla olan ilişkileriniz, işte din konuları, felsefe konuları, hayatın anlamı konusu, hukuksal konular üzerinde olacak biraz. Şu an sahip olduğunuz fikirlerin ileriki zamanlarda sizin için olan faydasını inanın bana bu dönemde daha iyi anlayabilirsiniz. Fakat bu süreçte daha gerçekçi olmalı, olayları daha mantıklı bir şekilde değerlendirmelisiniz. Şu an sahip olduğunuz fikirlerin ileriki zamanlarda sizin için olan faydasının farkına varacaksınız. Fakat bu süreçte lütfen gerçekçi olun. Bu hafta Jüpiter ile Neptün arasında sert bir kontak var. Ve Şubat ortasına kadar da inanın bunun etkileri devam edecek. Bu etkileşim abartılı bir hayal kırıklığı, gereksiz veya fazla iyimser bir hava, güvenilir bir zeminde ilerleyememek, gelen fırsatları doğru değerlendirememek şeklinde oluyor. Bu her burcumuza tekrarlıyorum çünkü hepimiz için geçerli. Ama hangi alanlarda? İş konularında. Aşırı gereksiz bir iyimser hava ile risk alabilirsiniz ama almayın lütfen. Güven duygunuzun test edileceği bir döneme giriyorsunuz çünkü. Pazar günü itibarıyla ne dedik? Güneş Kova burcuna geçiyor. Bu da nedir? Seyahatleriniz artabilir anlamına geliyor. Yabancı insanlarla yapacağınız işler önem kazanacak anlamına geliyor. Eğitim, yurt dışı bağlantılı konularınız ya da hukuki alanlar, medya ile ilgili bağlantılı durumlar, işte yayıncılık gibi iletişime dayalı daha doğrusu işlerinize kendinizi ortaya koymak, yer insanların fikirlerinizle beslemek isteyeceksiniz. Siz zaten anlatmayı, konuşmayı çok seven bir burçtunuz. Buna da fikirlerinizle karşınızdaki insanları besleyerek devam edeceksiniz. Sevgili yengeçler, yükseleni ve ay burcu yengeç olanlar, kariyer ve işle ilgili konularınız ön planda olarak haftaya giriş yapıyorsunuz sevgili yengeçler. Bu pazartesi öğlen ve tabii biraz da öğleden sonraki saatler biraz hızlı gelişmeler olabilir. İşte bu kariyer ve iş alanlarınızda özellikle yaşayabilirsiniz. Şimdi bu gelişmeler parasal konularla bağlantılı olabilir ve beklediğiniz bir yerden bir para varsa eğer bu paralarla ilgili ani bir haber gelebilir ya da para elinize geçebilir. Şimdi Güneş zıt burcunuza geçiş yaparken sizin için de çok önemli günler başlıyor. Bir kere 2019 yılında hayatınızda birçok olay meydana gelecek. İkili ilişkilerden özel hayatınıza, sosyal hayatınıza, maddi konulara kadar her konuda. İkili ilişkiler konusunda kendinizi kapattığınız olaylar yeniden gündeme gelecek mesela. Almanız gereken dersleri bu dönemde lütfen hemen alın. Çünkü neden biliyor musunuz? 2019'un başrolü sizsiniz. Ve bu tutulma ikinci evinize gerçekleşecek olan bir tutulma. Yani bu da ne anlama geliyor? Yeni bir gelir kapısı, işte işinizi büyütmek, para akışınızı iyileştirmek gibi işte böyle güzel etkiler söz konusu olacak. Önümüzdeki bir aylık dönemde de odaklanacağınız, hayatınızın merkezinde olacak olan konularsa
ortaklaşa işlerden kazanılan gelirler, işte burslar, miraslar, işte banka işleri, kredi gibi bütün bu konular olacak. Sürpriz değişimler var size. Ve bunu kim yapacak biliyor musunuz? Uranüs yapacak sizin adınıza. Ama alışık olduğunuzun da dışında olacak bu durum ayrıca. Çünkü Uranüs devrimci bir gezegendir. Bu sizin için harekete geçecek. Gökyüzü çok iyi destekleyici bu hafta. Ve bu hafta başarı ve başarısızlığın tamamen kendi hal ve hareketlerinizde, kendi faaliyetlerinize bağlı olacağı çok ilginç bir hafta. Aslında her zaman böyle ama bu hafta biraz daha önemi artacak gibi. Şimdi önümüzdeki bir hafta boyunca çok şey başarabileceksiniz ancak tembellikten hoşlanırsanız, işinizi yapmak için diğer insanlara güvenirseniz, işte tamamıyla kendi kendinize kalabileceğiniz bir hafta olacak. O yüzden hafta sonuna lütfen çok dikkat edin. Özel hayatınızda göz önünde bulunacağınız yerler ve tabii ki bu kariyerinizle ilgili konularda da çok çabuk tepkiler vermeye çok meyilli olacağınız için aman derim isyankar, birazcık hani kimseyi dinlemeyen etkiler var. O yüzden lütfen bu haftanın önemine çok dikkat edin. Size verilecek olan ve yalnızca sizin tarafınızdan gerçekleştirilebilecek olan bazı olasılıklar var. İşte hani kuantum dediğimiz alan var ya, işte bu. Lütfen bu fırsatları çok iyi değerlendirin. Hani gereksiz hayal kırıklıklarına, gereksiz iyimserliklere neden olacak bu hafta Jüpiter'le Neptün arasındaki bu sert açı. O yüzden dikkatli olmanızda, mantığınızı elden bırakmamanıza yarar var. Özellikle sağlık, günlük işler, çalışma koşulları, yurt dışı bağlantılı konular, eğitimle ilgili konular, tamamıyla bu konularda etkilerini çok daha rahat hissedeceksiniz. Bir kere siz işinizi yaparken veya hani işinizle ilgili yatırım yaparken oldukça gerçekçi ve ayaklarınızın yere sağlam basmasında bu dönemde fayda var. Geçmiş olaylar, başarısızlıklar, aslında başarısızlık demeyelim, hatalar da demiyorum ben buna, deneyim diyorum aslında. Önemli bilgilerle ilgili çok olumlu haberler alabilirsiniz. Hani geçmiş olaylarınıza, yapmış olduklarınızla alakalı. Şimdi neden belli olayları tecrübe ettiğinizi ve onlar için suçluluk sahibi olduğunuz konularda daha net bir fikre sahip olacaksınız. O yüzden derslerinizi iyi çalışın. Buradan çıkarılacak dersler var ya, sonuçlar şimdi sizin çıkar ve yararınız için çok önemli. Pazar günü itibariyle Güneş Kova burcuna geçiyor. Bu da ne yapıyor? Ortak parasal konular sizin hayatınıza daha fazla önem kazanacak gibi duruyor. Sevgili aslanlar, yükseleni ve ay burcu aslan olanlar. Şimdi dış ortamlarda değişik etkilerle haftanız başlıyor bir kere. Gezmek, dolaşmak, değişik insanlarla olmak o kadar önemli olacak ki. Ancak ne var biliyor musunuz? Bazı alacağınız haberler gün içerisinde hani bazı konu ve olayları karşınıza getirecek. Yani sevgili aslan burçları, bu hafta yaşadığınız ya da yaşayacağınız bazı olaylar ön planda olacağı için kıskanılabilirsiniz. Bu aşk hayatınızı da kapsıyor. Ama dolunay aşkınızı olumsuz etkileyebilir. Neden biliyor musunuz? Egodan kurtulmanız gerekiyor. Kurtulursanız aşk hayatınız güzelleşecek. Ama kurtulamazsanız inanın bana tam bir fiyasko gibi duruyor. Şimdi bu tutulma size gerçekleşiyor. Bu nedir? Yeni adımlar, önemli kararlar, yeni başlangıçlar. Bunlar sizin için oldukça olası. Yani sahne sırası size geldi diyebiliriz aslında. Bu hafta etrafınızdaki insanların fikirlerine açık olmanız gerekiyor. Hani ben bilirim havasında olmayın derim bu hafta için. Çok önemli anlaşmalar ve ortaklıklar yapmak için olumlu bir süreçten geçiyorsunuz aslında. Karşınıza çıkan bazı fırsatlar olabilir. İşte bunları ne yapacağız? Çok iyi değerlendireceğiz. Önümüzdeki bir aylık dönemde odaklanacağınız, hayatınızın merkezinde olacak konular ne biliyor musunuz? Ortaklıklar ve partnerle ilgili olan konular.
İşte bu bir aylık süreçte ne bileyim ortaklık imzaları atabilirsiniz, evlilik adına adımlar atabilirsiniz ya da güzel bir ilişkiye adım atabilirsiniz. Partnerinizden çok güzel destekler alabilirsiniz. Sonra aile içi mesela bazı meseleleri bir an önce çözmeniz gerekebilir bu dönemde. Mesela nedir? Akraba çevrenizde bir adamla ilgili olaylar ya da vaatlerle bir şekilde ilgilenmeniz gerekebilir bu dönemde. Biraz bunlar hortlayabilir. Mesela bu hafta akraba veya arkadaşlarınızın hayatındaki ailelerle ilgili önemli olaylar da olabilir. Hani sizin aileniz değil de çok yakın bir arkadaşınızın ya da bir akrabanızın ailesinde olabilir. Bazılarınız başka bir şehirde yaşayan bir adamın hayatındaki sağlıkla ilgili veya başka bir karmaşık durumla ilgili olaylarla da ilgilenebilir. Yani şimdi bir kere manipülatif etkilerle dolu bir cuma aslında sizi bekliyor. Buna hazır olun. O anlamda siz kendi çevrenizi de manipüle edebilirsiniz. Ya da onların sizi manipüle etmesiyle de karşı karşıya kalabilirsiniz. Her iki durum için de aslında birazcık geçerli. Diğer bir yandan ne var biliyor musunuz? Özel hayatınıza da çok şanslı etkileşimler yine cuma günü devrede olacak. Aslında cuma hepimiz için gerçekten çok güzel ve olumlu bir gün. Ve dedik ya Jüpiter'le Neptün arası sert bir kontak oluşacak ve Şubat ortasına kadar da devam edecek. Şimdi bu etkileşim abartılı bir hayal kırıklığı, gereksiz yere fazlaca iyimser bir hava ve güvenilir bir zeminde ilerleyememek, hani gelen fırsatları da doğru değerlendirememek anlamına geldiğini söylemiştik. Ve bu süreçte finansal açıdan şansınıza çok fazla zorlamamanızda fayda var. Maddi olarak risk almak için zemin çok müsait değil. Yani ve tabii ki şartlar, koşullar her an değişebilir. Aslan burcu bu hafta bazı insanlar ile aranızda güven sorunu da olabilir. Evet, bununla birlikte yani bu cepte, sorunlar cepte, bu gibi durumlarda da daha fazla öz kontrol sahibi olun. Yani tamamıyla kontrol sizde olsun. Çünkü hani bir fırtına düşünün. Bu fırtına gibi sizin için çok önemli ilişkileri ortadan kaldırabilir ya da belli bir durumda suçlu olmayan birini kırabilirsiniz sebepsiz yere. Yani böyle durumlarınız söz konusu. Özel hayatınızda da aynı şekilde risk almanızda, almamanızda fayda var. Lütfen özel hayatınıza da risk almayın. Özel hayata ilişkin hayal kırıklıkları oluşabilir. Olmayacak insanların peşinden sürüklenmeyin özel hayatınızda da. Lütfen. Beğendiğiniz kişileri gözünüzde aşırı büyütüp sonrasında üzülmemeniz için söylüyorum. Gerçeklerle bağınızı asla koparmayın. Ne dedik? Pazar günü Güneş Kova burcuna geçiyor. Bu da özel hayatınızın önem kazandığı bir döngüye merhaba diyeceksiniz anlamına geliyor. Sevgili Başaklar, yükseleni ve Ay burcu Başak olanlar. Şimdi oldukça hareketli ama bir o kadar da parasal konulara yönelik bir şekilde haftanız başlıyor sevgili Başaklar. Gün içerisinde halletmeniz gereken bir para meselesi varsa, işte pazartesi günü öğleden sonra ani ve beklenmedik bir şekilde bu durumu çok rahat çözebilirsiniz. Diğer taraftan yine ani ve beklenmedik bir şekilde duygu iniş çıkışları yaşamanız da yüksek olabilir. Para sorumluluğuyla karşı karşıya kalabilirsiniz gene. Bu haftanın sizin için gerçekten çok önemli sevgili Başaklar. Yükseleni bir Başak kadını olarak. Bu hafta ve bu yıl sizin için uğurlu ve bereketli geçecek. Allah'tan buradan yırtıyorum. Yani bir balık kadın olarak Başak'tan yırtıyorum ben de. İşleriniz yoluna girecek. Mesela ev değişikliğiniz olabilir. İş hayatınız da daha iyi olacak. Sanırım bu Robert's Cafe bana çok yarayacak. Aşk konusunda da çok türlü sınavlar verdik. Bunu biliyorum. Fakat bu sınavlar inanın bana hala devam edecek. Lütfen ders çıkarmaya bakın. Çünkü sevgili Başakların 12. evinde bir tutulma yaşanacak. Şu ana kadar sizden gizlenmiş ya da farkında olmadığınız konular biraz önünüze gelebilir. Hani iç dünyanızda bazı taşlar yerine oturacak derler ya. İşte bu da ne yapacak biliyor musunuz? Sizi daha huzurlu kılacak. Hayatın işaretlerini, yeryüzü işaretlerini bu dönemde çok iyi okuyun lütfen. Çünkü rehberiniz olacak. Hafta
iş ve çalışma alanları ile ilgili konularda yoğun bir koşturma içerisinde olabilirsiniz bu hafta içerisinde. Yani ben olacağım daha doğrusu. Kafanıza takılan bazı konularda araştırma yapabilirsiniz. Etrafındaki insanların fikirlerini değerlendirebilirsiniz. Bir kere önünüzdeki bir aylık dönemde odaklanacağınız, hayatınızın merkeze olacak olan konular ne biliyor musunuz? Çalışma ortamı, sağlığınız, günlük rutin işleriniz. İşte bu kadar. Bu bir aylık süreçte iş görüşmelerine gidebilirsiniz. Yeni iş projelerini gündeme getirebilirsiniz. Günlük yapmanız gereken, aksattığınız, kulak arkası ettiğiniz işlere daha yakından ilgilenebilirsiniz. Bu hafta daha önce kurulmuş olan böyle arkadaş canlısı ya da profesyonel kişilerle finansal veya ticari ilişkilerde de inanın bana çok faydalı. İşte birinin önerisi, fikri, yardımı sayesinde çok daha iyi bir ek gelir kazanabilirsiniz. Şimdi Güneş pazar günü Kova burcuna geçiyor dedik. Bu da iş hayatınızı önemseyeceğiniz ve kendinizi iş hayatınıza göstermek isteyeceğiniz bir döngü anlamına geliyor. Yine bu dönemde sağlığınızla ilgili konu ve olayların da biraz hayatınıza daha fazla yer ettiğini de görebilirsiniz. Bu hafta dedik ya, onu unutuyordum neredeyse. Jüpiter'le Neptün arasında sert bir açı var. Bu da ne dedik? Şubat ortasına kadar devam edecek dedik. Bu etkileşim biraz böyle abartılı hayal kırıklığını, gereksiz yere fazla iyimser bir havayı, güvenilir bir zeminde ilerlememeyi, gelen fırsatları doğru değerlendirememeyi içeriyor dedik, değil mi? Özellikle de biziz, yani biz derken sevgili Başakların hayatında aile, gayrimenkul, evlilik, ortaklık, anlaşmalar gibi konularda deneyimleyeceğiz bu durumu. Ve sizin algı seviyeniz nedeniyle de çok güçlü bir nokta ve bir durum aslında. Bu aynı zamanda ne biliyor musunuz? Rahatlama, yaratıcılık ve manevi arayışlar için çok iyi bir zaman. Hani biraz sözlerimizi sakinleştirmemiz gerekiyor. Çünkü bu dönemde başkalarına şifa verebiliriz. Tüm duygularınız aktif hale gelebilir. Sezgileriniz üzerinde birçok bilgiler sezgileriniz sayesinde alabilirsiniz. Hayalleriniz mesela, meditasyon veya kader karşılaşmaları yoluyla manevi bilgiler alabilirsiniz. Yani bu konularda çok destekleyici. Parasal anlamda da bir şeylere imza atacaksanız da lütfen çok dikkatli olun. Yani en azından maddeleri çok dikkatli okuyun. Yani bir böyle katakulli olmasın derim, oyuna gelmeyin. Sevgili teraziler, yükseleni ve ay burcu terazi olanlar. Özel hayatınıza hızlı gelişmelerle bu pazartesiye başlıyorsunuz sevgili teraziler. Diğer bir taraftan da eğer hani böyle bir danışmanlığınız ya da ortaklaşa atacağınız bir takım adımlar varsa pazartesi günü beklenmedik olana çok açık olun derim. Yani pazartesi günü özellikle her şeye açık olun. Duygusal iniş çıkışlarınız da gün içerisinde çok yüksek olacak. Tabii bu da yüksek tepkiler vermenize neden olacak bu dönemde. Bir kere teraziler bu hafta hani etrafınızdaki herkesi idare etmeye çalışıp da kendi mutluluğunuzdan çok onların mutluluğuna odaklanan bir karakter yapınız var ya. İşte bunun sayesinde çok fazla dostunuz olmuş olabilir. Şimdi hobileriniz hakkında bazı kararları uygulamaya başlarken bütün bu edindiğiniz dostlar size yardımcı olabilir. Ay tutulması sizin 11. evinizde gerçekleşiyor. Bu da nedir? Sosyal çevrenizdeki değişiklikler mesela yaşanabilir. Yeni arkadaşlar edinebilirsiniz. Aslında bu tutulma sizin hani böyle başarıyı yakalayabileceğinizi söylüyor. Kendinizi daha rahat ifade edebileceksiniz. Yaptıklarınızdan dolayı çok daha fazla keyif alabileceksiniz. Bazı kararlar alma aşamasında olduğunuz gözüküyor aslında. Net bir karara varmadan önce sadece bunu söyleyebilirim. Önce mutlaka fikirlerine değer verdiğiniz kişilere danışın. Acele karar vermeyin. Vermemeniz de gerekiyor zaten. Risk almanız gereken durumlarda da muhakkak geçmişte yaşamış olduğunuz tecrübelerin ışığında hareket edin. Şimdi sizin de önümüzdeki bu bir aylık dönemde odaklanacağınız konular, aşk, çocuklar, hobiler, işte hayatın keyifli, eğlenceli yanları, aktiviteler olacak. Ve pazar günü Güneş Kova burcuna geçiyor.
terazi burçları için aşk hayatlarını ön plana alacakları bir dönem başlıyor demektir bu. Aşkı daha fazla konuşmak, kendinizi aşkla yenilemek ya da böyle hayatta aşkla bakmak. Hani derler ya hayata aşkla bakmak diye. İşte bu çok önemli olacak. Evet, sizlerin aşk ayı başladı. Dikkatli olun. Yalnız olanlar dolu dolu flört edebilecekleri bir aya giriş yapıyorlar. Mesela bazılarınız çocuk sahibi olmak adına da adımlar atabilir. Araştırmalar da yapabilir. İşte doktorlarla görüşebilirsiniz. Kişisel hayatınıza ya da daha doğrusu hani aşık olduğunuzda kıskançlık, böyle hani kıskançlıktan kaynaklanan böyle yanlış anlaşılmalar ya da ilişkinizde başkalarının müdahalesinin tepkileri, bunlar da biraz gerilim yaratabilir aslında. Genel anlamda riskli girişimlerden onu olumlu sonuçlar elde etmeniz yüksek olacağı bir süreç ama tabii siz yine de adımlarınızı dikkatli atın. Sizler için hayattan keyif ve zevk alma dönemi başlıyor artık. Bir de Jüpiter-Neptün durumu var biliyorsunuz. Arasında sert bir kontak var ve ne dedik? Şubat ortasına kadar etkisi devam edecek. Bu etkileşimde ne dedik? Abartılı hayal kırıklıklarına, gereksiz yere iyimser bir tavır almamıza, işte gelen fırsatları doğru değerlendiremememiz anlamına geliyordu değil mi? İşte bu etkiyi daha çok hayatınıza kardeşleriniz, iletişim konularınız, sağlık, günlük işler konularında çok fazla yaşayacaksınız bu etkileri. Şimdi kendinizi günlük işlerinizi hallederken nasıl ifade ettiğinize lütfen dikkat edin. İletişim kanallarını karıştırmayın mesela. Yani kime neyi göndereceksiniz lütfen dikkat edin. Hatlar, konuşmalar, gönderiler hepsi birbirine girebilir bu hafta. Terazi burcu bu hafta geçmiş olayların, kayıpların ya da dedik ya hani başarısızlıkların olumsuz etkilerini göz ardı etmeli ya da hani bilinmeyen şeyler korkutur ya, işte bu korkudan kurtulmak için çaba göstermeniz gerekiyor ki belirsizlikler ortadan kaldırılsın. Sevgili akrepler, yükseleni ve ay burcu akrep olanlar, günlük yapılması gereken işlerinizdeki farklılıkla ya da hızlılıkla haftanız başlıyor sevgili akrepler. Şimdi gün içinde farklı konu ve olaylarla uğraşacaksınız. Yani çok farklı bir gün geçireceksiniz. Bazı insanlarla yapacağınız böyle kısa dönemli işlerden mesela kâr edebilirsiniz. Kısa vadeli plan veya programlarda bile aklınız başka yerlerde ya da ne bileyim başka işlerle ilgili konularda olabilir. Hani birçok konuyu bir arada yapmaya çalışmayın. Biraz rahatlamaya ihtiyacınız var. Sizin de 10. evinize gerçekleşecek olan bir tutulma olacak bu. Ve sizin iş ve kariyer konularınız daha da fazla netleşecek. Bu dönemde anlık öfkelerle lütfen kararlar almayın. Çünkü Uranüs devrede. Devrede olduğu için de bir B planınız olmadan hareket etmeyin derim ben. Bir anda ortalığı ayağa kaldırabilir. Bu hafta aileniz hakkında almanız gereken bazı kararlar olabilir. Bunları tekrar tekrar gözden geçirebilirsiniz. Evinizi ve ailenizi ilgilendiren konularda da yoğun bir koşuşturma içerisinde olabilirsiniz. Hani böyle tamamlanması gereken bazı durumlarla ilgili çözümler üretmeniz gerekecek bu dönemde. Hani sizinle geçmiş bazı konular tekrar gündeminize gelebilir. İşte çok yakın çevrenizdeki insanlarla ilgili yeni bir kararlar almanızı gerektirebilir bu önünüze gelen gündem. Ve sizin de önümüzdeki bir aylık dönemde odaklanacağınız konular ev, yuva, aile, yerleşim, hani yer değiştirme, alım satım gibi konular olacak. Ve bu bir aylık süreçte evinizi değiştirmek için araştırmalar yapabilirsiniz mesela. Ya da hani evinizi değiştirmek için derken belki yeni bir eve taşınmak, yeni bir ev satın almak ya da küçük tadilatlar yaptırmak, bunlarla alakalı olabilir. Hayatın size sunmuş olduklarından keyif ve tat almak. İşte yüksek olduğu bir dönem sizin için. Tat almaya bakın. Çünkü zaten bu hissiniz yüksek olacak ve bunu iyi değerlendirin. Bu hafta
tanıdığınız bir erkeğin ciddi bir sağlık sorunuyla ilgili olayları da öğrenebileceğiniz bir hafta. Tabii bu olaylar, ben böyle sıkıntılı şeyleri söylerken çok üzülüyorum ama neyse, bunu çok da fazla uzatmadan geçelim. Tabii yaşanacak olan bu olayların bazılarının gelişimi için zihinsel olarak da aslında hazır olacaksınız. Yani güzel tarafı bu taraf diye bakalım. Çalışmanız, para ya da işte böyle finansal belgelerle bir bağlantınız varsa, yaptığınız işin parayla ve finansal, daha doğrusu belgelerle ilgili ise, bu hafta bazı durumlarda düzeltemeyeceğiniz hatalar ya da ihmalleri önlemek için daha fazla odaklanmanız gerekecek. Ne dedik? Aldatmalar falan var. Gerçi birazdan bahsedeceğim ama hani büyüklerle ilişkin bilgilere ulaşabilirsiniz. Hani köklerinizi araştırmak isteyebilirsiniz. Bununla ilgili daha derin araştırmalar yapabilirsiniz. Bir kere bu hafta Neptün ve Jüpiter arasında dedik ya, sert bir kontak var ve Şubat ortasına kadar da etkisi devam edecek. Bu etki neydi? Hatırlayalım yeniden. Hayal kırıklıkları, aşırı iyimserlik, işte fırsatları doğru değerlendirememek gibi konular bize sunacak. Ve bu konular daha çok sizin hayatınızda para, kazançlar, riskli yatırımlar, özel hayatla ilgili alanlarda daha fazla bunları yaşayabilirsiniz. Bir kere bu hafta pazartesiden çarşambaya sizin böyle psişik yetenek ya da hani en azından güçlü bir sezgi ve algısal yeteneklerinizin çok arttığını hissedebilirsiniz. Size böyle yetenekler sunacak gökyüzü. Sezginize göre hareket etmeli ve kötü insanlardan biraz kaçınmalısınız. Hani enerjisi düşük ya da güvenmediğiniz ya da çok iyi tanımadığınız insanlardan. Çünkü bu hafta sizin için de ani öfke patlamaları olabilir ve asabi davranabilirsiniz. Yani şöyle bir toplayacak olursak kısaca, bir ay boyunca algınız, ilginiz evinizde, ailenize, yuvanıza ve gayrimenkullerle ilgili konularda olacak sevgili akrepler. Sevgili yaylar, yükseleni ve ay burcu yay olanlar. Şimdi oldukça hareketli gelişmelerle haftanız başlıyor sevgili yaylar. Evet, bir takım planlar içinde olmak kafanızı böyle fazlasıyla meşgul edebilir. Kendinizle ilgili konuşacaksınız ya da önemli girişimlerde bulunacaksınız. Bu hafta ağırlıklı olarak yakın çevre konularınız üzerine eğilebilirsiniz. Sizin de tutulma 9. evinize gerçekleşiyor. Yani hayatınıza şekil verecek olan konular bu evin kapsamındadır. Hani sonuca varma, bitirme, yaptıklarınızın karşılığını alma gibi durumlar var ya. İşte onlar bu dönemde gerçekleşebilir. Ah! Yaşamınıza şekil verecek olaylar var yani sevgili yaylar. Diğer taraftan da aşk hayatınız önem kazanıyor. Ve aşk hayatınızda böyle daha değişik, daha sıra dışı bir gün sizi bekliyor olacak aslında. Şimdi bu hafta yakın çevre, komşularınız, akrabalarınızla ilgili konular biraz gündeminizi oluşturabilir. İletişimsel olarak verimli zamanlardasınız. Hani fikirleriniz sayesinde kendinizi daha rahat gösterebilecek ve ilgi de çekebileceksiniz. Ve sizin de önümüzdeki bir aylık dönem içerisinde en çok odaklanacağınız konular seyahatler olabilir. Eğitim, işte yakın çevreniz, kardeşleriniz olabilir. Bu konular daha yoğun olacak. Bir kere bu ay bol bol seyahat edebilirsiniz. Tatil planları yapabilirsiniz. Ya da hani iş hayatında kullanabileceğiniz tarzı bir eğitime mesela başlayabilirsiniz. Özellikle bilgisayar ya da dil eğitimi olabilir mesela bunlar. Kardeşleriniz diyelim ki bu ay daha fazla vakit ayırabilirsiniz. Onlara destek olabilirsiniz. Çünkü böyle güzel bir enerji var. Bu hafta önümüzde eğer başlamış olan olaylar ya da ne bileyim hani önceden düzenlenmiş anlaşmalar ve görevlerin gelişmesini bekleyeceğiniz bir haftadasınız. Yani eğer başladığınız ve düzenlediğiniz, üzerinde hazırlandığınız görevleriniz varsa işte gelişmesini bekleyebilirsiniz. Şimdi koşullar çünkü sizin tarafınızda olacak ve planlarınızı çok kolay bir şekilde gerçekleştirme enerjisi verecek bu hafta gökyüzü size.
yakın çevrenizle çok fazla ilgilenmekten kendinize vakit ayırmayı da ihmal etmemelisiniz diyorum. Bir kere tamamlanması gereken konular biraz ön plana çıkacak. Ha bu arada sağlığınızla ilgili konu ve olayların da hızlandığını görebilirsiniz. Tabii özellikle boğaz ve boyun bölgeniz bu dönemde biraz daha dikkat etmeniz gerekiyor diye böyle küçük bir dipnotu da belirteyim. İşte tanıtım gibi, reklam gibi, yayıncılık gibi konulara da odaklanabilirsiniz. Mesela böyle bir kitap çıkarmak gibi bir planınız varsa bu bir aylık süreçte yayın evleriyle görüşmeler yapın derim. Haftaya böyle maddi açıdan faydalı olarak başlıyorsunuz ve bu hafta aslında sizin için gerçekten çok faydalı. Yakın geleceğinizde size önemli olan çok önemli bir duruma iştirak edebilirsiniz. Belki belge alabileceğiniz bir eğitimin içinde bulunabilirsiniz ve bulunun. Ne dedik bu hafta? Jüpiter'le Neptün arasında sert bir kontak açı var. Ve dedik ya Şubat ortasına kadar devam edecek. Neydi etkileri? Abartılı hayal kırıklıkları olabilir. Fazla iyimser davranışlar olabilir. Ya da dedik ya fırsatları doğru değerlendirememe anlamını içeriyor. Bu da nedir sizde? Kendinizi epey şanslı hissedip düşüncesizce, ay söyleyemedim, riskler alabilirsiniz bu dönemde ama yapmayın. Özellikle aile, yerleşim, gayrimenkul, eğitim, para gibi konularda işler hani böyle tam istediğiniz gibi gitmeyebilir. Aile ilgili konularda da hayal kırıklıkları olabilir. Parasal konular istediğiniz gibi yönetmek pek de kolay olmayabilir. O yüzden temkinli olmakta, adım adım ilerlemekte fayda var. Sevgili oğlaklar, yükseleni ve ay burcu oğlak olanlar, eviniz, aileniz, yuvanız, bu alandaki girişimlerle bu hafta başı devreye biraz giriş yapıyorsunuz. Ve oğlaklar bu hafta bir finansal belge, işte banka kartı ya da kredi ile ilgili olabilecek beklenmeyen ve tatsız bir durum yaşama ihtimalleri var gibi duruyor. Tabii bu durumu önceden hafife almış olabilirsiniz. Ya da daha çok zamanı var diye bazı taahhütleri gözden kaçırmış da olabilirsiniz. Sizin açınızdan bu tür hatalar ve ihmaller hafta boyunca çeşitli çatışmalara ve sıkıntılara aslında bir temel oluşturabilir. Tüm bunların kontrolcü, aşırı korumanıza ve dikkatinizin dağılmasına bağlı olduğunun farkına varacaksınız. Ama hemen işte pazartesi gecesi aslında daha güzel olan bir durum varsa telefonumu da kapatmayı unutmuşum. Hemen nerede kalmıştık? Hemen notlarıma şöyle bir göz atıyorum. Evet. Pazartesi gecesi ayın burç değiştirmesiyle beraber Perşembe gününe kadar da daha keyifli etkileşimler altında olabilirsiniz. Şimdi sizin 8. evinize gerçekleşecek olan bir tutulma var. Ve bu yüzden de borçlarınızı hiç ummadığınız kadar kolay ve sürprizli bir şekilde bitirmeniz de olası bir durum içerisinde. Ama iyi tahlil yapmanız gerekiyor. Olayların ardındaki derin konuları çözmeye kafanızı takabilirsiniz bu hafta. Mesela şüphe mekanizmanız çok çalışabilir. İnsanları daha farklı söylemlerle manipüle edebilirsiniz. Önce kendinize dürüst olmaya çalışın. Yapabileceklerinizi bir görün ve bu tarz hani manipülatif etkiler altında değil de daha net, daha neler yapacağınız odaklı yolunuza ilerlemeye özen gösterin. Ayrıca 8. ev ameliyatların da evidir. Hani ameliyatlar da bu evin yönetimindedir. Bu yüzden Uranüs'ün de devrede olmasından dolayı da bir ameliyatınız da söz konusu olabilir bu dönem içerisinde. Aniden böyle bir şey olabilir. Önümüzdeki bir aylık dönemde odaklanacağınız konular para olacak. Hani Napolyon demiş ya para para para. İlle de para para. İşte sizin de konunuz para olacak. Maddi anlamda genel olarak keyifli bir sürece giriş yapıyorsunuz aslında. Bütçenizi akıllıca yönetebilirsiniz.
olası borçlarınızı rahatlıkla ve çalışarak ödeyebilirsiniz. Gelirlerinizi artırmanın yollarını arayabilirsiniz. Maddi anlamda kendinize çekidüzen vermeniz gerekebilir. Bütçenizi yeniden düzenlemek, organize etmek, kendinize finansal konularda hedefler koymak için çok uygun bir süreç. Ama nedir? Bir şeyleri sürüncemde bırakmadığınız ve aman daha zamanı var diyerek biraz rahat davranmadığınız takdirde olacak bu. Yoksa ne dedik? Bazı sıkıntılar ve ani sıkıntılı sürpriz gelişmelerle de karşılaşabilirsiniz. Şimdi bu hafta Jüpiter'le Neptün arası sert bir kontak oluşacak dedik. Ve ne dedik? Şubat ortasına kadar devam edecek. Peki bunun etkileri neydi? Hayal kırıklığı, işte gereksiz yere fazlaca gösterilen iyimserlik, işte gelen fırsatları doğru değerlendirmemek anlamını içeriyordu değil mi? Şimdi sizin için de bu dönemde yakın çevreniz, kardeşleriniz ve komşularınızdan yana hayal kırıklığı yaşayabilecek durumlarınız oluşabilir. Çok önemli. Hani beklediğiniz haberler istediğiniz şekilde gelmeyebilir. Biraz bu dönemde yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Kimseyle içli dışlı olmak istemeyebilirsiniz. Güzel kitap, dergiler okumak veya gerçekleri incelemek için çok iyi bir zaman olmasa da aklınız size daha çok araştırma yapmak, hayal etme ya da belirsiz teorileri hayal etmeye yönlendirecek gibi duruyor. Bilgiye karşı olan hassasiyetiniz, aslında böyle şiir gibi, müzik gibi, dans gibi uyum içeren herhangi bir şey üzerinde çalışmak için çok güzel bir dönem. Bir şeylere imza atacaksınız. Ama bu imza gerçek, real bir imza olmayabilir. Hayatınızda yeni bir sayfaya imza atıyor da olabilirsiniz. Ama bir şeye imza atacaksanız da çok iyi okuyun ve acele imzalamayın. Mesela bu dönemde terapi almak, ruhsal sorunlarınız varsa eğer bunların üstüne gitmek, ne bileyim rüyalarınıza odaklanmak için çok güzel bir dönem. Ki Şubat ayında rüya atölyesini kuruyorum. Sevgili oğlaklar, sizi bekliyorum. İçsel denge ve huzurunuzu bulacak eylemler yapmaya gayret etmeniz gerekiyorsa Konya altındaki Rubbers Cafe'de gerçekleştireceğimiz rüya atölyesine kayıtlarınızı şimdiden bekliyorum sevgili oğlaklar. Sevgili kovalar, yükseleni ve ay burcu kova olanlar. Kova burcu bu hafta geleceğinizle ilgili özel kararlar veya taahhütler gerektiren durumların ortaya çıkacağı bir hafta. Bu temkinli olmakta yanlış bir şeyin olmadığı önemli ve yapıcı bir hafta. Lütfen temkinli olun. İletişiminiz yüksek olarak haftanız başlıyor çünkü sevgili kovalar. Bu aralar en zorlanan burçlardan birisiniz. Yani bunu biliyorum. Siz de bunun farkındasınız zaten. Bu tutulma sizin 7. evinize gerçekleşiyor. Bu ev neydi? İlişkiler, partnerler, ortaklığı temsil ediyordu. Tutulmayı da bu alanlarda alıyorsunuz. Etkilerini bu alanlarda alıyorsunuz. Bu yüzden söylediklerinize, yaptıklarınıza, attığınız adımlara bu dönemde çok dikkat etmeniz gerekiyor. Hiç olmadık şekilde farklı bir durumla karşılaşma ihtimaliniz çok yüksek. İyi ya da kötü, bu sizin yaklaşımınızla şekillenecek olan bir durum. Sorunlu ilişkiler için bitişler vurgulanıyor bu tutulmayla beraber. Mutlu beraberliklerde ise olayın adını koymayı teşvik ediyor. Bu arada herkesin ilişkisi bitecek anlamına gelmiyor. Tabii ki sorunlu ilişkileri bitirecek, güzel ilişkilerini de bir level öteye atlatacak. Ortaklı işleriniz varsa onlarda da sürpriz bitişler yaşanabilir. O yüzden çok hani ani kararlardan kaçının derim. Bu hafta kendinizle ilgili yeni kararlar alabilirsiniz. Kendinize gereken önemi vermeli. Yeteneklerinizi göstermek için elinizden gelen çabayı sarf etmelisiniz. Fakat kendinizi ifade ederken etrafınızdaki insanlar tarafından biraz bencillikle suçlanabilirsiniz. Bu yüzden daha dengeli ve kontrollü davranmalısınız. Güneş burcunuza geçmesiyle beraber tüm spot ışıkları üzerinizde olacak ve rahatlıkla dikkat çekeceksiniz. Tüm yönetim, özellikle kendi idarenizde olan durumlarda çok rahatlıkla sergileyebileceksiniz. İsteklerinize, hedeflerinize ulaşmak çok daha kolay olacak sizin için. Geçtiğiniz biraz tabii sevimsiz bir ay yaşadınız. Şimdi gireceğiniz bu bir aylık süreç size inanın bana
ilaç gibi gelecek. Ben buradayım ve istediğim her şeyi elde edebilirim modunda böyle birazcık bu aya giriş yapıyorsunuz desek yeridir. Yeni girişimleriniz için rahatlıkla mesela destek bulabileceksiniz. Bir kere Kova burcu bu hafta bazı pratik fikir ve eylemlerin bir sonucu olarak öncelikle de bir finansal planla yeni fırsatlar yakalayabilirsiniz. Bu hafta başka bir şehirde yaşayan, büyük olasılıkla da sert bir kontak oluşacak olan Şubat ortasına kadar da etkisi devam edecek olan bu Neptün'ün etkisiyle de sağlıkla ilgili stresli durumlar ortaya çıkabilir. Yani seyahat etmek pek elverişli olmayabilir. Ve bu Neptün Jüpiter arasındaki sert açı nedeniyle de ne dedik? Hayal kırıklıkları olabilir, gereksiz yere iyimserlik, işte fırsatları değerlendirememek olabilir. Ve bunları hangi alanda yaşayacaksınız? Bu dönemde arkadaşlıklarda, sosyal ilişkilerde ve para mevzularında. O yüzden bu durumlara dikkat edin diyorum. Bu alanlarda ciddi hayal kırıklıkları yaşayabilirsiniz. Böyle durumlar meydana gelebilir. Mesela işte borç vermek, almak için de çok uygun bir dönem değil. Ve arkadaşlarınızla iş yapmak için de uygun bir dönem değil. Ekonomik anlamda olmayacak duayı da amin demeyin. Ve lütfen kimsenin ipiyle de kuyuya inmeyin. Sevgili balıklar, yükseleni ve ay burcu balık olanlar. Şimdi balık burcu bu hafta maddi veya mülk niteliğinde olan çeşitli konularla ilgili ön planlarınız veya beklentileriniz çok fazlalaşabilir. Neyle ilişkili olursa olsun onları geliştirme fırsatınız olacak. Evet, yani maddi ve bir mülkle alakalı. Bunları geliştirme fırsatınız olacak. Maddi konularda hızlı gelişmeler bu pazartesi devrede sevgili balıklar ve yükseleni balık olanlar ve ay burcu balık olanlar. O yüzden dikkatli olalım. Bir kere 6. evimizde yaşayacağız bizler bu tutulmayı bir balık kadını olarak. Yani iş hayatımızda bazı değişiklikler olabilir ki benim oldu. Yeni bir görev üstlenebilirsiniz ya da olanı tamamlama şansınız olabilir. Ayrıca bu 6. ev sağlığı ve evcil hayvanları da kapsadığı için o yüzden sağlığınıza ve hayvanlarınıza da lütfen aman diyorum dikkat edelim. Bende de 2 tane var. Dikkat etmek gerekiyor. Şimdi önümüzde bir aylık dönemde odaklanacağımız konular ne biliyor musunuz? Tamamıyla daha böyle ne derler, bilinçaltı mesela, rüyalar, psikoloji, tamamıyla bu konulara daha fazla odaklanacağız. Evet, bu bir aylık süreç biraz daha ne bileyim ikinci planda kalabileceğimiz, kendimizi ortaya koymakta biraz zorlanabileceğimiz bir dönemi anlatıyor aslında. Yalnız kalmak size çok daha uygun gelecektir. Yani bana çok uygun geliyor. Çünkü üretiyorum, düşünüyorum ve bazı enerjileri serbest bırakabiliyorum. Tabii bu dönemde uykulara çok dikkat etmek gerekiyor. Uyku düzenimize dikkat etmek gerekiyor. Çünkü sorunlar oluşma ihtimali çok fazla. Mesela cuma günü göz önünde bulunacağımız ortamlarda işte kadın ya da erkek herkesin ama istisnasız herkesin ilgisini üzerimize çekmeyi başaracağız. O yüzden cuma günü böyle atatıverin kendinizi dışarılara. Atatıverin görüşmelerinizi de cuma günü yapın. Çok olumlu bir gün. İş hayatınızda çünkü çok güzel gelişmeler yaşanacak. İnsanlarla beraber kuracağınız çok güzel sağlam dostluklar iş alanlarınıza inanın bana çok olumlu yansıyacak. Ve bu bir aylık süreçte daha çok gizlilik içinde hareket etmeye özen göstereceğiz. Aslında biraz da öyle olmasında yarar var diye düşünüyorum. Yani gizlilik içinde hareket etmenin daha önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu dönem biraz içe dönme. Daha böyle hani kendimizi sorgulama dönemi gibi duruyor aslında. Tabii sağlığımıza da çok dikkat etmemiz gereken bir süreç bu. Özellikle de ruh sağlığımıza. Çevremizde dönen hani böyle bir takım gizli kapaklı konular, dedikodular, oyunlar, inanın bana bunlar çok sevmediğimiz konular biliyorum ama biraz oluşabilir. Balık burçları, kendi nazarımda sizlere söylüyorum, balık burçları bu hafta genel olarak
anlaşmazlıklar, hani bizlerle başkalarının arasındaki farklılıkları, nesillerdeki farklılıkları, yaşamdaki farklılıkları anladığımızdan kaynaklanacak. Evet, yani bütün bu anlaşmazlıklar, bizimle kendi aramızdaki anlaşmazlıklar, nesiller arasındaki farklılıklar var ya, yaşamda aldığımız derslerle ve bu derslerden neleri nasıl çıkardığımızla alakalı olacak aslında. Evet, ve kendimizi bir şekilde toparlayacağız. Ve toplamanın nedeni böyle hoş duygular, hatta hayatın başarısını kutlayacağımız ya da tadını çıkaracağımız herhangi bir şeye sahip olan genç bir adamın hayatındaki bir olayla olacak. Şimdi genç bir adamın hayatında olacak olayla, eğer böyle güzel toplanmalar, hoş olaylar olacaksa oğluma yorumluyorum. Kızımın ikizlerde de aynısı var çünkü aynı etkiler söz konusu. Sanırım oğluşumdan güzel haberlerim var diye düşünüyorum. Kariyer konusunda da kendinize aşırı güvenebilir ve bu alanda iyi fırsatları kaçırabiliriz. Yani zamanı çarçur etmemeye çalışmalıyız. Biraz dikkat etmemiz gerekir. Hayata karşı hani eğer yargılarınız, değerlendirmeleriniz bu dönemde biraz hatalı olabilir. Dikkatli olalım. Çevremizdeki insanların sözlerine biraz kulak verin. Üstünüze bir miskinlik bulutu çökebilir. Sanki hiç yokmuş gibi üstümüzde. Daha fazla çözebilir. Hiçbir iş yapmak istemeyebilirsiniz bu dönemde. Hayatınızın akışını değiştirecek çok önemli adımları yapmamanıza fayda var bu süreç içerisinde. Eğer hayatınızı değiştirecekse, bu miskinlikle, bu tembellikle, eğer böyle bir rehavet varsa sakın böyle adımlar atmayın. Hayatınıza meydana gelen olayları, teklifleri veya işte hayatınıza her ne oluyorsa hızlı ve aktif bir şekilde gerçekçi değerlendiremeyebilir sevgili balıklar. Ve bir hayalin peşinden sürüklenebiliriz. O yüzden dikkatli olmamıza yarar var. Özellikle kariyer anlamında risk almak için uygun bir süreçte değiliz. Bu dönemde küçük bir dipnot. Biz balıklar için bağışıklık sistemimizi desteklemeyi de unutmayalım.